Ay çok romantik ya. Ya bir daha baştan anlatsana şunu ama özellikle o tren garındaki kısmını. Ya anlattım işte, tamam, utandırmayın. Zaten annem 10 kere anlattırdı. Ay yalnız iyi ki gönderdik Ayaz'ı senin yanına ha. Yoksa sizin barışacağınız falan yoktu. Evet ya. Çok teşekkür ederim hepinize. Bu barışmada, bu mutluluğumda sizin payınız çok büyük. Sibel, sen hala kızgın mısın bana? Kızgınım tabii Öykü. Ay sizin yüzünüzden boşanamadık ya. Ama vallahi süper gözüküyorsun bence. Saçlar falan 10 numara olmuş yani. Hiç yer çekmiyor Öykü. Yani 40 yılın başında senden bir şey istedim, onu da yapmadın. Ama biz sizi çok seviyoruz. Biliyorsun, sizin mutluluğunuz için öyle söyledik. Öykü, benim mutlu olacağım tek yer İlker'in olmadığı bir dünya. Ya sen burada yokken araları epey açıldı. Yani böyle hiç barışacak gibi falan da gözükmüyorlar. Ya olur mu öyle şey? Batıkan mı olacak? Aman ikisi de çocuk bende kalacak diyor. Anlaşmaları biraz zor. Çok kötü olmuş bu ya. Denediniz mi? Yaptınız mı bir şeyler? Vardır mutlaka barıştırmanın bir yolu. Ay kızım neler denedik? Hiçbir şey değişmedi. İşin özeti abicim, bundan sonra var ya bizden bir halt olmaz. Buraya kadarmış. Ama yok, ben kararımı verdim. Artık çocuğumu yanıma alacağım ve yepyeni bir hayata başlıyorum. Ya İlker dur bakalım, bu işler öyle aceleye gelmez. Ya Mete ne acelesi ya? Kaç aydır boşaltmaya çalışıyoruz, olmuyor ya. Yalnız bu ara herkese bir şey oluyor. Annemle babam da ayrılmışlar. Yapma ya. Ciddiler mi peki? Vallahi öyle görünüyor. Yani annem bayağı sinirli konuştu. Hatta Öykü'yle barıştığımızı bile anlatamadım. Vay be, olaylara bak. Hani ben de şu evlilik olayından bir tırsıyordum. Şimdi sayenizde iyice gözüm korktu ha. Yani bir zahmet korksun tabii. Zaten birazcık aklı olan insan hayatta evlenmez. Hı. Yani sizin için söylemiyorum oğlum. Sizin olayınız çok farklı. Gençler, Öykü eve geçiyormuş. Ben de gideyim artık. Ayıp olmaz değil mi? Tamam lan tamam. Öyle evlendim, bizi sattın muhabbetlere falan girmeyeceğiz. Hadi kayba. Olur mu ya? O gittikten sonra biraz arkasından konuşmamız lazım. Neden olmasın? Hadi ben kaçtım. Hadi. Komutan mı çağırıyor? Hadi. İlk gecemiz. Bence bu geceyi hep hatırlayacağız. Hiç eşyamız yoktu. Sadece bir yatağımız vardı diyeceğiz yıllar sonra. Sen bir sürü mum yakmıştın diye hatırlatacağım sana. Yatağın üstünde bağdaş kurup birbirimizin gözlerinin içine bakmıştık diyeceğiz. Çok mutluyduk diyeceğiz. Çok mutluyduk diyeceğiz. Bu gece hep özel kalacak. Hep özel kalacak. Gün gelecek, kavga edeceğiz, tartışacağız. Ama aklımıza hep bu gece gelecek. Tartışsak bile birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi hiç unutmayacağız. Hiç unutmayacağız. Sevmekten hiç vazgeçmeyeceğiz. Hiç vazgeçmeyeceğiz. Ayaz, biz de İlker ve Sibel gibi olmayız değil mi? Bu gece kötü şeyler konuşmayacağız. Konuşmayacağız. Günaydın hayatım. Günaydın. Hey, karpuz peynir. Çok güzel. Tepsiyi nereden buldun? O da benim sırrım. Ne yapıyoruz bugün? Benim artık işbaşı yapmam lazım. Hemen bugün. Niye bu kadar çabuk? Ya Ayaz, zaten 2 aydır ortalarda yokum. Annem bana çok kızgın olmalı. Kızgın değil mi? Yani tabii birazcık kızgın. Biraz mı sadece? Yani birazdan biraz daha fazla olabilir. Ama hiç merak etmesen, annem bizi böyle mutlu mesut görünce karşısında, ki ben annemi çok iyi tanıyorum, siniri anında geçer. Aşkım yorulmadın mı? Uyu artık. Çok uykum var, çok yorgunum ama uyuyamıyorum. Ben mi rahatsız ettim yatarken? Hayır, sen etmedin. Ya Ayaz, ben galiba yatağımı özledim. Ya da yastığımı, bilmiyorum. Yastık veya yorgan falan mı rahatsız etti? Yarın hemen değiştireyim. Hayır, çok rahat. Baksana yumuşacık. Mis gibi de sabun kokuyor. Ama çok yeni Ayaz. Yani ilk kez biz kullanıyoruz. Çok yeni. Tamam aşkım, ne güzel işte. Yepyeni, tertemiz. Ya iyi de otel odası gibi. Yabancı geldi birden her şey bana. Ama Öykü, daha önce otel odasında kalmışlığın var. Yani normalde otel odasında uyuyabiliyorsun. İyi de burası bizim evimiz. Otel odası değil. Keşke evden yastığımı getirseydim. O zaman başka bir yastık deneyelim. Nasıl? İyi mi? Bilmem. Daha iyi gibi sanki. Üstelik kokusu tanıdık. Sıcaklığı da. Toplantım var, erken çıktım. Akşam görüşürüz, Öykü. Günaydın. Günaydın. Sen gitmedin mi? Hayır. Notu görünce ne düşündüm? Karım minik bir öpücük bile vermeden gitti diye kızdı mı bana? Ya mutfağa bakmadan kapıdan çıkıp gitseydin. Ben de ondan istiyorum. Çikolatalı olandan. Değil. Bundan. İşte annem bana ortaklık teklif edince ben de ona bir şart sundum. Eğer Öykü'yü tekrar işe alırsan teklifini kabul ederim dedim. O da tamam dedi. Hayatım, teşekkür ederim. Ama annem beni kovdu. O iş bitti artık. Ayrıca Atlantis bana Nazmi Bey'in emaneti. Öylece arkamı dönüp gidemem. Hayatım, anlıyorum. Ama sen gerçekten yöneticilik yapabilecek misin? Anladım. Sen beceremezsin diyorsun. Bu işler öyle kolay değil. Hele Atlantis gibi büyük bir şirkette çok daha zor olabilir. Ayaz, bu işi öyle bir yapacağım ki beni tebrik edeceksin. Vay be Öykü, sen neymişsin diyeceksin. Öykü, çocuk oyuncağı değil bu. Sen tasarımcısın. Ayrıca belli ki böyle büyük bir şirketi yönetebilecek bir kadro yok orada. Olsa zaten bu durumda olmazlardı. Ama bak şöyle yapalım. Sen sıkıştığında bana danış, ben sana yardım ederim. Olur mu? Ayaz'cığım, peki sen moda sektöründe yöneticiliği becerebilecek misin? Bak şöyle yapalım. Sen takıldığın bir yer olursa bana danış, ben sana yardımcı olurum. Yöneticilik konusunda yardıma ihtiyacım olacağını hiç zannetmiyorum. Ben de yöneticilik konusunda yardıma ihtiyacım olacağını sanmıyorum. ekmeğe sahip çıkamıyorsun. Allah ya! Bez. Nereye koydum kızlar bezleri ya? Salonda. Bez. Bu ne böyle ya? Ha, paçavra. Tamam, güzel temizlik bezi olur bundan. Aşkım, tişörtümü gördün mü? Efendim? Ya içeride tişörtüm vardı da bulamıyorum. Bu mu? Öykü sen ne yaptın? Çok eski göründü gözüme. Ne oldu ki? Ya nasıl olur? Ayaz ya, altı üstü bir tişört. Zaten baksana hep rengi falan solmuş bunun. Paçavra gibi duruyor. Ben sana daha yenisini alırım, üzülme. NBA. Efsane. Aşk olsun Ayaz. Benim aldığım da efsane olur. Bak vallahi ben kendim seçerim, sen hiç karışmazsın. Ya Öykü anlamıyorsun, bu tişört benim için çok değerliydi. İmzalatmıştım hem de NBA efsanesini. İmza mı? Evet. Amerika'dayken özel imzalatmıştım ben bunu. Çok mu kızdın bana? Nasıl affettirebilirim ben sana kendimi? Aslında var bir yolu. Neymiş o? Ödeşeceğiz. Benim tişörtüme karşılık senin elbisen. Benim artık çizimlerime başlamam lazım. Tamam hayatım. Zaten senin yüzünden çok zaman kaybettim. Sen de benim tişörtümü mahvetmeseydin. Bana bir elbise borçlusun. Şimdi ben kalkıyorum, çizimlerime doğru gidiyorum. Sen burada uslu uslu otur. İstersen bir şeyler izleyebilirsin. Ben rahatsız olmam. Ben seni izlemeyi tercih ederim. Nasılım? Perfetto. Toplantı mı var? Hı hı. Moda ev için yatırım planımız var. Başka bir şirketi satın almaya çalışıyoruz. Neresiymiş orası? Biz artık rakibiz. Böyle şeyleri sana söyleyemem. Hmm. İş hayatı başka, aşk hayatı başka. Ama benim içimden bir ses iş hayatında artık daha sık karşılaşacağımızı söylüyor. O zaman ne olacak? Annenin tarafında mı olacaksın? Yoksa benim tarafımda mı? Şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparım. O nasıl cevap öyle Ayaz'cığım? Doğru cevap o değil. Neymiş doğru cevap? Tabii ki senin yanında olacağım hayatım. İş başka, aşk başka. Neyse ya. Zaten senin yardımına ihtiyacım olacağını hiç sanmıyorum. Ben her şeyi tek başıma halledebilirim. Öykü. Ne var? Bence her şeyi tek başına yapamazsın. Teşekkür ederim Ayaz. Ben geldim. Hoş geldiniz. Nasılsın? Yorgun. Sen ne yaptın? Ben de böyle kitapları yerleştiriyordum. Bitti mi tasarımlar? Bu gece çalışırsam bitecek. Ama önce gidip bir üstümü değiştireyim. Tamam. Burası çalışmak için birazcık soğuk değil mi? Üşümüyorum ki. Biraz ara verip düşünmek istedim. Hatırlatayım. Evlilik her zaman birlikte olmayı gerektirir hayatım. Hı. Öyle mi? Kaçıp gidemezsin diyorsun yani. Bilmem. Bir dene bakalım. Dünyanın öbür ucuna kaçıp gitsen gene de bulurum seni. Senin yerin benim yanım. Karıcığım. Ayaz, evlenince bir maço oldun sen. Karıcığım falan diyor. Ne varmış karıcığım lafında? Sen benim karım değil misin? Yani öyleyim de ne bileyim. Babam anneme sinirlenince karıcığım derdi. Nasıl derdi? Karıcığım. Peki benim sana ne dememi istersin? Dur bir düşüneyim. Normal günlerde sevgilim, özel günlerde prensesim. Prensesim. Peki sana kızdığımda Öykü Dinçer mi diyeyim? Hayır. Sadece çok ama çok mutlu olduğunda Öykü Dinçer de bana. O zaman... Öykü Dinçer. Öykü Dinçer. Öykü Dinçer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.